Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Erkekleri elde etmenin 10 yolu. Bir ilişkide önemli olan elde etmek değildir arkadaşlar. O ilişkiyi sürdürebilmektir. Ataerkil toplumlarda kadın olmak çok zor. Ama erkek olmak da zor. Ne olursa olsun güçlü kalmak, zengin olmak, korkmamak, ağlamamak zorundayız. Çok romantik olsak bir dert, öküz olsak başka dert. Bazı kızlar gerçekleri kabul etmiyorlar. Son zamanlarda eğer yaşadığı ilişkide darbe yediyse ben bunlara ilgilenmiyorum, o beni elde tutsun. Bazı kızlar da ben erkeklerden hiç hoşlanmıyorum diyecekler. Aaa! Geldi garson arkadaşlar! Zembali garson. Hatta size vereceğim öneriler erkekleri elde tutacak değil, hapsedecek öneriler olacak. Hoşlandığınız erkeğin türü ne olursa olsun, çok zengin bir erkek de olabilir. En son ne zaman alışveriş yaptın? Houston'da, bir hafta önce. Ne aldın peki? Hava yolu. Erkek çok zengin diye elde tutmanın formülünü bilmek isteyen kadınlar da olacak. Hoşlanılan kişi başlangıçta ulaşılmaz bir hayal gibi gelebilir size. O insanı elde edebilmek için çok çaba sarf edilir. Onu sık sık görebilmek, birkaç saat geçirebilmek için can atılır. Kadınlar da şöyle bir duygu oluşuyor. Kendimi o insana verdim, bağladım, zamanımı harcadım, yıllarımı verdim. Bütün kozlar elinde. Bundan sonra artık sahiplenme duygusunun verdiği kaygı kaybetme korkusuna yol açacak. Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want. What he wants, what your parents want. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? God damn it. What do you want? Murat Han Munga'nın çok güzel bir sözü var. Kadınlığa verilmiş en büyük ceza beklemek ve ummaktır der. Arkasından da ilgi kesildiği zaman hata üstüne hata yapmaya başlar kadın. Sen eskisi gibi değilsin. Niye biliyor musun? Eskisi gibi değilim. Eskiden olan eser. Wow. Oh, wow. Huh. Ve hiçbir erkeğin kabul edemeyeceği bu durum erkeği uzaklaştırmaya başlar. Kadın da bu uzaklaşmanın akabinde hırçınlaşmaya başlar. Peki bir erkeği elde tutmak için ne yapmalı? Birincisi, öncelikle kadın özgüvenli olmalı. Bir erkek özgüveni yüksek bir kadınla birlikte olmaktan gurur duyar. Bu durum ona güven verir ve kendini yanınızda mutlu hisseder. Özgüveniniz ukalalık ve kibir derecesinde olmamalı. Fakirler ölsün, Porsche'dan selamlar demek istemiyorum. Sadece selamlar. Sizinle gurur duymasına olanak sağlayacak kadar bir özgüveniniz olsun. Fakat o insanı da ezmeyin, silikleştirmeyin. Sizin yanınızda erkekliğini yaşamasına ve hissetmesine olanak tanıyın. Böyle kaliteli filmler olduğunda ben kendi istediğim filme birincilik vereceğim demiş. O biraz sıkar demiş, o sıkar demiş adam. Maddemiz de onu onure edin. Bir erkek için sevdiği kadından takdir görmek, onun övgüsü birçok takdirlerden daha değerlidir arkadaşlar. Özellikle başkalarının yanında onu övmeniz o erkeği gururlandırır. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi başkalarının yanında erkeği küçük düşürmek o kadına karşı ilgisini de saygısını da azaltır. Üçüncüsü, kendi bildiğinizi yapacak olsanız da ona danışın. Fikrini de alın, önemsediğinizi belirtin. Bir kadının kendi isteğini erkeğin isteğiymiş gibi göstermek marifettir demiş bir yazar. Bunu sevseniz de sevmeseniz de Hülya Avşar da dile getirmişti. Dördüncü maddemize gelecek olursak, davranışlarınızda doğal olun, yapmacık olmayın. Bebek gibi konuşan kadınlar var. Bunlardan olmamaya çalışın. Bütün yaz tatili boyunca söyleyeceğim. Benim şarkım, benim aranjörüm, uzak dur. Doğal olmak derken pasaklı ev halini kastetmiyorum burada. Beşinci maddemiz de erkeği değiştirmeye çalışmayın. Genelde kadınların en çok yapmaya çalıştığı hareket erkeği değiştirmek. Ne yapayım, tabiatım böyle. İlk beğendiğin gibi kalmasına izin vermelisin. Onu kendin şekillendirme. Hayatınıza giren erkeği değiştirmeye çalışmayın. Onu tanıdığınızda nasılsa o şekilde sevmeye devam edin. Altıncı maddemize gelecek olursak, ya ben yalnız mı yaşıyorum? İki çift
laf edelim diye lüzumlu, lüzumsuz non-stop konuşmayın arkadaşlar. Bunu defalarca dile getirdim. Dırdırcı kadınlardan erkekler nefret eder. Yedinci maddemizde dişiliğinizi elden bırakmamaya çalışın. Erkeklerin seksi kadınlara doğru çekildiğini biliyoruz. Eğer siz seks apeletinizi korursanız sizi görmek için can atacaktır. Sekizinci maddemizde buzdolabı gibi davranmayın. Hanım ağalık yapmayın. Dokuzuncu maddemizde de farklılıklara, fantezilere, heyecana ilişkinizde önem verin. Bir ilişkiye en çok zararı dokunan monotonluk, tek düzeliktir. Bunu unutmayın. Onuncu maddemiz de elde edinceye kadar değil, bunu bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Eğer o erkeği istiyorsanız. Bahar aşık olurum. Bu tavsiyeler neticesinde de bırakın artık elde etmeyi, hapse kadar gönderirsiniz adamı. Hayatımı yıkan o kadın nerede? Doğanın kodu böyle çalışıyor. Benim burada amacım bir kadını kışkırtmak veya bir erkeği ezmek olamaz. Bilgileri veren insanlar bir nebze olsun dünyayı değiştirmek isterler. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Sevgili arkadaşlar, teşekkürler ediyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum.